Yapılacak olan parlamento seçimlerine hazırlanmaya çağırdı. Türkmeneli televizyonla demeç veren Salihi, seçimlerin Kerkük'te yapılması için 3 seçenek olduğunu kaydetti. Dünkü meclisin içinde kanun seçimler yasası gerçekleşti. Kanun intikabat meclisi nüvab, yani Irak parlamentosunun seçimlerinin. Onun içinde önemli maddeler var idi. Biometriden elektronik tasvit olması lazımdır. Bir de genel noktalar var idi içinde. Onlar da hapsi dün karar alındı. Yani 12-5 tarihinde büyük parlamento seçimleri gerçekleşecekti. Türkmen milleti de buna mutlaka hazırlı olması lazımdı. Kerkük'le ilgili olan madde, dünkü toplantıda bir gerginlik var idi. Kerkük'le ilgili olan madde gene de bizden meclis başkanı görüşümüzü istedi. Kerkük ve kanun intikabat meclisi muhafazat belki bir iki ay ertelenebilir, üç ay ertelenebilir, tecil istenilir. Çünkü herkesi aynı günde olması imkansızdır. Kerkük'le ilgili olan bizim projemiz, Kerkük'ün geleceğini Irak parlamentosu karar versin. Biz de bunda Kürtlerden anlaşmırız. Dedik ki, üç seçenek var. İmma bunu meclis seçsin artık daha. Madem ki anlaşmırız biz, 10 defa oturduk, anlaşmırız. Biz, Arapler, Türkmen, Kürtler. Dedik ki bu defa üç seçenek, üç hayar, üç muhtarahten gelsin meclise. Meclis özü karar versin. Bir, hükümetten gelen madde, diğeri Kerkük'ün müstakbelini Irak parlamentosu karar verer. Bu bir ihtiyardı. Bu Kerkük meclis muhafazası için. İki, Kerkük vilayet meclisi seçimleri, yani meclis muhafaza seçimleri normal, o bir vilayetler kimin olur? Yani sizil nakibin tetkik olmaz. Normal oğlu. Ki buna biz itiraz ederiz. Üç, yeni bir öneri var. Onu da Tehalif Vatani'den öneri geldi. Bizlerin teklifi üzerine. %32 kota olsun. 4 Kürt, 4 Arap, 4 Türkmen. Bunu biz sunuruz. Artık madem anlaşmırız, meclis gerekim karar versin. Bu kararda da meclis 3 seçeneğin birisine karar vermesi lazımdı. Ahad günü inşallah, pazar günü tekrar bu gündeme geldi. Artı bütçe. Muvazene ise Türkmenlerin görüşü, birinci günden muvazene ikrar olması lazımdı. Muvazenede milletin suçu nedir bu kadar ertelensin? Hilaf Kürtlerden hükümetin ortasındadır. Sünniler de onlardan beraber bazı sorunları var. Ama bunu bu kadar ertelemeye hacet yoktu. Çünkü milletin en çok ilgilendiren konu bugün bütçe meselesidir, para meselesidir. Biz Türkmenler olarak parlamentonun içindeki görüşümüz birinci günden muvazenenin ikrar olmasıdır.